Ver gazı ver. <laughs> Duruşma gibi buraya oturmuşsam her şeyi sorabilirler hocam. Hiç veya alkolü çıktığın oldu mu hocam? Şimdi bu fotoğrafı seyreden oha hade Parayı havaya bir attım hocam salonda. Böyle paralar dağılıyor biliyor musun? Hocam arabanın genci, hatunun genci, evin genci hep iyidir. Kötü olan var mı? Çatır çatır alıyorum. Sana onu yediririm. Acır yollarla bu sana layık diye. <laughs> Çapkın olan kadındır, erkek değildir. Hocam bu küpe olayı falan ne iş? Hocam sol taraf sağlanmış, sağ taraf değil dediler. Ha, o da davalık biliyor musun? Para yemeyen erken Güzel yemek yapar mısınız? Kadınlar yemek yapar. Erkekleri çok seksi bulurlar. <laughs> Başın oynamayacak abi. En ufak bir ağaç olursa bana bir geçirecekler biliyor musun? Hasancık yemeğime kadar. Geyerken var mıydı? Hani küfürü az yiyeyim dedim çünkü küfür edecekler bu küfürlerin hepsini alayınıza... Hele hıyardan çok iyi Çünkü iade ediyorum hepsine. E para yok. Ancak evi geçindiriyorum. Bunu da hiçbir yerde duymamışsınızdır. Arada böyle topçu çıkıyor. O fenerli çocuk gibi. Türkiye'de benim pozisyonumda ikinci bir adamın var mı? Ver gazı ver. Arkadaşlar şımartlayın Çok teşekkür ederiz. <laughs> Hanımefendiler, beyefendiler hoş geldiniz. Türkiye'nin ilk talk show programı Lovaşata'dan herkese en derin sevgilerimizi iletiyoruz. Erman Hoca'yı çok anlatmamıza gerek yok. Karşınızda Erman Toroğlu. <laughs> Şunu Acaba zoomlayabiliyor muyuz? Hocam Bu nereden Yine mi kapalı çarşıya gitti? Almışımdır hocam. Böyle 3 tane falan var. 150 tane var. Arkadaşlar görür müsünüz? Şu kombinasyona bakar mısınız? Bunların hepsi el yapımıdır. Nereden? Bunlar hepsi kapı. Sen zaten bir ara hep kapalı çarşıya falan görüyorsun. Yok hocam kapalı çarşı. Her yerden alırım. Nereden Nerede geldi var? hocam bu merak? Eskiden beri var bilmiyorum. Çocukluğumdan beri var ya. Severim böyle şeyleri, takıları. Bugün tabii seyircilerimizle beraber olacağız. Onların da sorularını alacağız pırıl pırıl e, gençler. Hazır mıyız arkadaşlar? Erman hocamızı nasıl beğeniyor muyuz? Tarzını, yorumlarını izleyenler var mı? Şimdi o da hayır diyecek şansın onu yok. Ha, <laughs> niye, niye, ha <laughs> şunu söyleyeyim. Bir dakika bir dakika dur, bir dakika, dön, bir dakika Şimdi bu genç arkadaşlar buraya geldiğine göre, şimdi sen buraya soru hazırlamışsın da. Evet. Bak. Bunlar hepsi hikaye hocam. Hikaye. Bana işlerinden gelen her şeyi sorabildiler. Yani tamam, benim, arkadaşlar benim, duyduk mu? Ben buraya gelmişsem, bu duruşma gibi buraya oturmuşsam her şeyi sorabilirler hocam. Buna razı olacaksın. Gelen adam <laughs> razı olacak. Yoksa bunu soracaksın, bunu sormayacaksın, bu bant Hani bant ya, evet. bant bunu keserim meserim yok arkadaşlar. Sorun cevap verin. Ne varsa ama şöyle. Herkes rahat olsun, istediği içinden gelene. Aklınızda o kadar çok şey olabilir ki. Özel hayatımda her şeyi sorabilirsin. Oynadım, oynattım, oynatalım. Erman hocamın kitabı. Ne kadar? 6 ay önce çıktı herhalde hocam. Hocam. Şu resimle bir başlayalım arkadaşlar. Bu fotoğraf ne? Şimdi bu fotoğrafı seyreden oha der. Bu fotoğraf oha. Hocam bu pozisyon senin önüne gelmiş olsa böyle tek kare olarak. O haberim. Oha dersin. Kırmızı kart mı dersin? Kırmızı devam Oha derim. Tabii hocayla çok böyle e, seviştiğimiz ortak dostlarımız da var. Çok severiz değil mi? Mesela Aziz Yıldırım'ı severiz. Aziz Yıldırım'ı çok tanımam. İki defa beraber oldum. Sevgi veya sevgisiz konusunda da bir şey demem. Adam Fenerbahçe başkanıydı. Ben görevimi yaptım. O işini yaptı. Ters düştük. O kadar basit. Peki hocam Dış Türk'ten atıl, yani gönderilme nedeni Aziz Yıldırım mı? Öyle derler ama aziz, Sence? Yıldırım, aziz Yıldırım mı derken arkadaşım ben Hollanda'dan geldim. Havalimanına indim. Dediler ki sen kovuldun. E basın toplantısını seyrettim. Ertan diye bir adam var, Dijital Genel Müdürü. Yanında Aziz var. Türk futbolunun marka değerini arttıracağız. Şu anda 500 milyon. Erman Toroğlu'nu kovacağız, marka değeri artacak dediler. Televizyonda söylediler hocam. Ya bunu benim söylememe yorum yapmaya Arttı mı peki şey. sen gidince? Futbol marka değeri arttı mı? Benim Dijital'dan ayrıldığımda daha doğrusu Aziz'den, Ertan'ın beni ayırdıklarında, daha doğrusu kovduklarında 500 milyon dolardı. Şimdi ne kadar? Şu anda yerlerde sürünüyor arkadaşlar. Hocam ben ticaret yaptım. Matematiğim de Bakın fena futbolculuk değildi. yaptı, oynadı. Hakemlik üst düzey FIFA hakemi oldu. Ki ben o zamanlar e, 16-17 yaşındaydım. Muhabile yeni başlamıştım. E, Erman Hoca çok üst düzey Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarını defalarca yönetti. FIFA hakemi oldu. Sonra gazeteciliğe başladı. Tercüman gazetesinde. Ki ben yazılarını e, telefonla alan kişiydim. E, ayrıca kabzımallığı var. Mesela Kabzumal olduğunu bilen var mı içinizde? Hocam çok iyi bir kabzumaldır. Yani karpuzdan, domatesden, hıyardan her şeyden anlar. Doğru mu hocam? Anlarım hocam. Hele hıyardan çok iyi anlar. Ya hoca ile Bodrum'a gittik. Hoca balıktan çok iyi anlıyor. Bakıyor diyor ki yok diyor bu solgun gözüküyor. Sen bana bunu yediremezsin diyor. İşte ilk sorduğu soru ne olur? Bu levrek ne evi? İşte deniz mi yetiştirme levrek mi? Hocam bu gurme'nin çok fazla üstünlüğü tabi bu gençler çok bilmiyordu. Çok iyi bir yemek tarifi verebilirim size. En çok sevdiğin yemek nedir? Neden bu kadar yemeğine boğazına düşkünsün? Hocam boğazıma düşkün değilim de söyleyeyim onu söyleyeyim. Yani gençler de onu bilsinler. Tabi siz yaparsınız yapmazsınız. Bazı yerlere ters geliyor benim konuşmam. Ben yazın yazdıkları yerim hocam. Domates, patlıcan, biber. Kışın da kışlıkları yerim. Kışın serada yetişen yazdıkları yemem. Ha yerseniz de Balon abi iyi. şey söylüyor bir daha söyleyeyim mi? Ben serada yetişen malı yemem çünkü. Ha serada her mal iyi değil mi? Mutlak iyi olanları vardır. Ama kışın dışarı çıkınca palto giyiyorsun, pardesi giyiyorsun. Bak kazak giyiyorum. Yazın bunu giyiyor musun? T-shirtler. Hele Bodrum'da çıplak geziyorsun. Ben yazın yazdıkları kullanırım. Kışın kışlıkları kullanırım. Giyecek eşyalarda da onu kullanırım. Yiyecek eşyalarda da, yiyecek şeylerde de onu kullanırım. Ama siz yiyebilirsiniz. Kışın patlıcan biber yemem. Kışın salatalık yemem. Salata Salatalık uzar dedim. 2 santim. Bir kırca program yaptı. Düştü mü koltuğa? 2 santim uzamış saat. Bir de koydular salatalığı 5'te. Bana acurcular acur yolladılar. Bu sana layık diye. Sonra acuru bile yanlış yollamışlar. İadeli dağıttı. Acur onlara gitti. İnanmıyorum. Valla. Bursa'ya. <laughs> burası nasıl oldu ya? Öyle dedi Mesela salatalıkçılar beni mahkemeye verdiler. Domatesciler, seçilekçiler. öyle şöyle kuşe karbon kağıt şeyler. Böyle şahane üreticiler diyor resim. Burada böyle salatalık resimleri. Salatalığı böyle uzun şera salatalık yanında böyle yuvarlak damga ne da yazıyor biliyor musunuz Ermana dayanıklı Vay salatalık böyle şu boy Ermana dayanıklı Tabi hepsini mahkemede avukata verdim. Şeye hakim reddet Hocam insanlar güzel şeyler yesin diye çok uğraştım mesela tavukçular beni mahkemeye verdiler tavuğa gelecek tavukçular beni mahkemeye verdiler versinler mesela, tavuk iyi yetiştirilirse güzel ama kötü yetiştirilirse kötü ben yemiyorum da mesela, yoldaki adamlar bana beni gördüklerinde o zaman milyon dolar dava açmaya kalktılar hürriyet Hoca şey dedi ama. Tam tavuk sayı. ve sebzede hormon var dedin değil mi hocam? Ya dedim bir şeyler. Ben söyleyeyim dedi. Dedim sonra bir şeyler. Sonra tavuktan ya, dedim Bir şeyler falan. gıt gıt gıda diye hocayı sonra, basmaya <laughs> Sonra e, yolda gördüğüm adamlar bana şunu söylediler. Ben o zaman biraz sinirlendim. Hoca ya şu tavukçulara bir daha konuş da ucuz tavuk yiyelim. Ya şu tavukçulara bir daha konuş da düzgün tavuk yiyelim demedim. Hocam evet, herkes aldığım bütün, peşine. aldım, bu kitapta var. Aldığım bütün bu başarı şu başarı bir tane bir Hepsini attım. Bir tek şeyi saklıyorum. Türk Kanser Derneği'nin bana verdiği ödülü. Elimde bir tek o ödül var. Ee, ne ödülü hocam? Yılın yorumcusu mu Kanserle sen sen? Hayır, hayır hayır Kanserle mücadeleden dolayı. Kanserle ilgili mücadeleden dolayı sizi tebrik ediyoruz. Bu diye. sözünden dolayı. Bu sözüm değil. Genel sözüm. Ha, genel. Çünkü ben bayağı ettim. Bir tek o ödülü saklıyorum. Başka saklıyorum. Hormonlu yok. tavuk yiyen homoseksüel olur dedin mi hocam? Hayır öyle bir şey demedim. Dedim ki hormon insanı bozar dedim. E Tam oraya geliyor sanki hani. ya, Nasıl hormon, bozar tavuk yani? bak. Hormon insanı bozar dedim. Sen en evet, son tavuğu ne zaman yedin hocam? Tavuk yiyorum canım. Köy tavuğunu o. Gezen tavuğu He, yiyorum. Gezen tavuk. İnanıyorsun bildiğin kişiler ya, var. Öteki tavuklardan da iyisi vardır mı Bilmiyorum ben. Çok da araştırmadım ya. ama köy tavuğu falan bulursam yiyorum. Biraz sert oluyor ama düdüklüye attım mı güzel oluyor. Yiyorum. Hocam her şeyi sorabilirsin. Var mı bir soru alalım. E, konu yemekken ben e, sizin mutfakla aranızı merak ediyorum. Güzel yemek yapar mısınız? Nasıl olur el lezzetiniz? Mutfak işi beni dinlendiriyor. Enteresan bir olay. Annem benim Selanik kökenli. Ondan çok şey öğrendim. Yemek yapmak beni rahatlatıyor. İtalya'ya maça gittiğimizde falan yıllar önce tabii. İtalya biliyorsunuz bu işlerde hep giyim, kuşam, işte gıdamı da en öndedir. Herkes önce kıyafet alırdı. Ben önce mutfak gereci alırdım. O zaman yok. Sonra kıyafet alırdım. Önce mutfak gereci alırdım. Çünkü ben yemek yaparken rahatlıyorum. Benim hoşuma gidiyor. Hakikaten de fena yemek yapmam. Şimdi ben palamutu gelişlere geliştire bir yere geldim. Bunu bir iki restoranda söyle dedim, yapıyorlar şimdi. Kapalamut alacaksın, şöyle palamut değil mi? Önce şeyini çıkaracaksın, kemiğini iyice alacaksın. Sonra derisini alacaksın ince bıçakla. Sonra onu kuşbaşı haline getireceksin. Çukuru bir kaba koyacaksın. İçine biraz soya sosu, zeytinyağı, hardal, tuz, defne yaprağı koyacaksın. O böyle biraz harmanlanacak bir yarım saat, bir saat arası. Sonra onu oradan alıp kömür olan ızgarada şişe sokacaksın. Bir palamut, bir biber, bir domates, bir palamur, bir biber, bir domates ızgarada döndüreceksin. Sonra yiyeceksin. Mesela palamutu böyle hiçbir yerde yememişsinizdir. Yemezsiniz, bunu yaparsanız yersiniz. Çok Afiyet olur. olsun var <laughs> mı <mi> soru. <laughs> Şöyle konu yemek olmuşken böyle hayatınıza giren kadınlara özel yaptığınız bir yemek ne bileyim tavlamak için yaptığınız çok güzel bir şey var mı? <laughs> tavlamak için. Kadınlara genelde kol böreği yapar. Ne diyeyim abi yani. ya kadınlara özel bir yemek yaptım olmamıştır ama ben o zaman sana başka bir şey söyleyeyim mi? Çok net bu. Eyvah eyvah. Kadınlar yemek yapar, erkekleri çok seksi bulurlar ve beğenirler. O kadar söyleyeyim. Bu bir yemek Hayır. Tamamlamak <laughs> için. Ya bayanları araklamak için yemek yapmam. Kendimi rahatlatmak için yemek yaparım. Ama bayanlar da hoşlanırlar yani. Yemek yapan insanı severler bayanlar ya erkeği. Hocam çok güzel bir restorandasın veya gece kulübündesin. Bir bayanla kesişiyorsun. Ondan sonra hoş bir bayan, güzel, olgun veya genç fark etmez bilmiyorum tercihlerini sonra öğreniriz. Yani buradaki gençlere acaba kız tavlamanın konusunda böyle ince tiyolar verebilir misin? Nasıl bir yol izlersin? Birkaç taktik istiyoruz da hocam. Ulan sen bir şey araştırdın herhalde duydun zannediyorum. Yok hocam bir şey araştırdım yok ne oldu? Şöyle söyleyeyim bunu da hiçbir yerde duymamışsınızdır. Bir gece kulübüne gittin oturuyorsun gidip de bir masada oturma. Bir bayanla konuşacaksın ha. Çıktın artık gece bir bayanla tanışırsam sohbet ed ederim filan diyorsun. Evet. Gidip bir basada oturursan sohbet etme şansı sıfır. Barda oturursan yine sohbet etme şansı sıfır. O restoranda veya gece kulübünde veya büyük yerde yazlıkta falan tuvalete giden yolda bir yerde duracaksın. Taktik bir. Niye? Çünkü her bayan bir gecede en az iki defa tuvalete gider ihtiyacını gidermeye. En az iki hatta üç defa suratına bakar süslenmeye. O sırada yoldan geçerken hepsi önünden geçer. Onun tanışmaya niyeti varsa tanışır. Senin de konuşmaya niyetin varsa konuşur. Komşu da pişer bize de pişer misal. Çünkü önünden geçecek hepsi. Boğazlar. Hani İstanbul Boğazı var ya hani Rusya'ya gidip önünden geçecek. <laughs> Boğaz, kadın ve e, tuvalet. Tabii Güzel yani bir üçgen oldu. Yani. O zaman tanışırsın. Yani sen daha çok tuvalete yakın Çünkü yerlerdesin öyle bütün mi hocam? bayanları görüyorsun tuvalete giderken. Oturursan yok öyle bir iki taneyi görürsün. Bu bir ince iştir. Tamam bunu öğrendik. Başka bir şey var mı? Başka bir şeyden söylemek. Böyle bir şey var mı hocam? Gelecek programı. Yok olmaz. Kaş göç falan hayır, böyle. Hayır hayır. Böyle hani peçeteye böyle telefon falan. Yok abi, o, yok o çok onlar şey. Bitti artık. Hocam bak. Gençler ne yapıyor? Hocam bak. Hocam, yani şu anda ne sosyal dakika, medyayı takip ediyorlar. Madem öyle tahrik ettin beni söyleyin. Hani diyorlar ya erkek çapkın. Erkek çapkın değildir arkadaş. Kadındır çapkın olan. Kalemi kıracak olan kadın ya erkekte ki. Ben bakarım bir kadına, bayana karar verecek olan o. Ben onu zorla alıp götürme şansım yok ki. O karar verecek. Kalemi kıracak kadın. Çapkın olan kadındır, erkek değildir. Kadınlar bizden daha önce düşünürler. O kesin. Daha zekidirler. Daha zekidirler. Onlar karar verirler. Sen karar veremezsin Bayanlar kabul abi. ediyoruz değil mi? Yani Sen erkeklerden karar verir. daha zeki oldunuz kesin. O kadar yani. boş abi. Biz Oca... erkekler baltayız o konuda. Hocamıza bir tebrik edin, bir alkış istiyorum. Yeni evlendi. Ee... Allah mutlu mesut etsin. Ee, bu karar almanda hocam ne vesile oldu? Güzel bir karar. Ee, i̇ki oğlum var. Ee, onlar da çok sağlıklı. Hepsi çok başarılı içinde. Evet. Bir de e, hocam yaş farkı çok konuşuldu. Mesela gençlere ne gibi tavsiyen olur evlilikle ilgili? Genç yaş almak iyi midir? <laughs> ya, sor soruya bak. İyidir iyidir. <laughs> Tavsiye şey yani. İyi, abi ya hocam arabanın geci, hatunun geci, tamam. evin gece, Hep iyidir kötü tamam. olan var mı? Da? Herkes yeni arabayı sever. Öteki ev alırsın eski. Las şeyi patlar. Ne radyatör patlar, o patlar. Yeni evde radyatör patlar mı Çok zor. He. <laughs> o zaman da genç iyi tabii. Yani sen kendi radyatörüne bak. <laughs> ee, sevgili güzel karım, bunları sen duyma. <gülüyor> <gülüyor> ben senden çok memnunum. <laughs> var mı bu soru? Ben devam edeceğim yoksa. Peki hemen sizden de alalım. Sorum şu, iliklerin görünmeyen bir tarafından yönetildiği doğru mu yani? Böyle bir iddia var. Hani mesela şike falan Doğru mu yani? Oluyor mu? Oldu. Veya mesela şunu şöyle de açabiliriz. Yani herkes diyor işte sezon başında işte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Galatasaray'ı evet yapacaklar. Yani, aynen. Ve bu söylemlerinde birçoğu doğru çıkıyor. Evet. güzel bir soru. Tebrikler. Bana şöyle söyleyeyim. Yani benim futbolculuk yıllarım, sonra hakemlik yıllarım, sonra televizyon gazete çok daha kötüydü. Benim futbolculuk yıllarımı bırak. Hakemlik yıllarımda bile maç satan hakemler çoktu. Ne kadar ne söylüyorum. O mas satmalar filan bitti ama hala da masa başı mücadele var. Zaten bu dünyada da olduğu için, dünyada da olduğu için FIFA işte bu varı getirdi, avarı getirdi filan ama FIFA'nın getirdiği var, avar, da var. Hala da orada kışları başları oynuyor. Bunu kullananların hala sağ solu oynuyor misallerinde evet. görüyoruz. Almışız diye düşünüyorum ya düşün var var ya televizyon var. Var. Yani. Hala da varla avarla mücadele ediyor beyin. Ulan şey sana bilgisayar mi? diyor ki lan bu böyle diyor. Hala da bu böyle değil diyorlar ötekiler. Demek ki hala da bir şeyler var. Temizlenmiş değil. E hocam ee, tarzım çok konuşuluyor, giyim tarzın. Eşinizin bunda e, rolü var mı? Giyiminize karışıyor mu? İşte programa böyle çık, şöyle çık diye. Eşler mutlak karışır tabii de benim de kabamda vardır, onu da tartışırız, bir şeyler yaparız. Hocam, benim bu... eskiden beri giyim kuşamda merakım vardır. Evet. Sen daha iyi bilirsin. Daha iyi bilirim. Yani. Ahmet Çakal'la uzun yıllar çalışan bir kişi olarak senin bu konuda yerin çok ayrıdır. Bilmem, ben Hı. meraklıyım biraz. Bayağı meraklısın. Ee, peki hocam bu küpe olayı falan ne iş? Hocam sol taraf sağlanmış. Sağ taraf değil dediler. Sola takıyorum. Bakayım kübeyi bugün takmamışım. Unutmuşum. Niye yok? Ben de onu soracaktım. Yani unutmuşum. Yoksa, takarım hocam. Bir dövme var mı hocam herhangi bir ucundun? Yok. Dövme yok. Hiç düşünmedim. Onu da yapabilirsin ama. Hocam mesela yorumcuktan böyle çok keyif alarak yapıyorsun. Hakemlikte çok başarılıydın. Futbolculuğunu sadece birkaç videoda izleyebildim. Kabzı aldığını bilmiyorum. E, ticaret bölümünde Ahmet Hoca ile bir işe girmiştiniz. Battınız mı? Evet. Ne, batırdınız mı? Ne yaptınız öyle? Yok. E, bir Ahmet'lerin denen... Ahmet isimli bir hakem. Onun da kıçı başı oynadı. Onun için ilave etti ticareti. Ticaret. Ahmet de çıktı zaten. Sen yoksan ben de yokum abi dedi. O da çıktı. Ya hocanın tabi gençler biraz bakmanız lazım. Yani YouTube'da şimdi Tabii siz daha fenomen olan kişileri belki takip ediyorsunuz ama hocanın öyle bir replikleri öyle Türk spor medyasına kazınmış lafları var ki. Dedi ki Ümit'e böyle baktı. Ümit dedi ya bir şey soracağım dedi. Tabi sor, sor hocam dedi. Arada aracı var. Oğuz Tongçir soruyor soruları. O Oğuz Songçir soruyor. Direkt sormuyor. Tamam. Kulaklık olmadığı için Ümit de Oğuz Tongçir de var. Erman Hoca stüdyodan Şansal Büyükkaya'yla program yaparken diyor ki Ümit oğlum diyor bugün 3 gol attın diyor. Harikasın tebrikler diyor. Yarın evleneceksin bildiğim kadarıyla doğru mu diyor. O şey yapıyor söylüyor. Evet doğru hocam diyor. Peki yarına gol kaldı mı dedi. Türkiye yıkıldı. Ya düşün bir oyuncu 3 gol atıyor. Yarın düğünü var. Hoca diyor ki bütün golleri burada attın. Yarına gol kaldı mı diyor. Ama orada işte bir detay var. <laughs> Nasıl Oğuz Tomşir şey <laughs> duyuyor benim sorumu. Futbolcuya aktarırken diyor ki ya hocam diyor kavgada söylenmez böyle bir şey diyor. Bak şimdi çarak tutuyor. Çarak tutunca ikinci cümleyi söylüyor. Hoca böyle dedi diyor. Öyle deyince böyle bir ahlak noksanı olur gibi bir cevap geliyor. Ben de futbolcudan hani futbolcu zeki olur ya Hocam bu akşam uçattım. Hocam ben gol kararı olacağım falan gibi. Cümle bekliyorum. Ama, Orada öyle bir oluyor. Tabii Ümitin surat düştü falan böyle. Toparlayamadı. <laughs> şey i̇şte yaptı. Oh puf. Neyse hoca biraz yumuşattı. Şansalla her zaman gibi tamponu yaptı. Olay geçti ama sonra hoca bir gün işte İstanbul'da gece akmayı sever hocam. Onun böyle klişe yerleri vardır. Gece kulübüne gidiyor. Bir bakıyor gece kulübünün sahibi Ümit Karan. Sonra ne oluyor hocam? Bilmiyordum. Geldi şef dedi ki buranın sahibi Ümit Karan dedi. Siz dedi burada istemiyor dedi. Olur dedim. Ay ay dedim çıktım abi. Ne yapayım kavga mı edeyim? Yok. Veya polise mi haber vereyim? <laughs> Sonra da Ümit de içeride karşılaşmadınız. Ümit Karan Ümit Karan şimdi nerede? En son nerede? Kastamonu Spor'da falan hocalık <laughs> yapıyorlar. Yani. Birkaç cümle daha söylemeyeyim geçelim. Hocam dilinin kemiği yok bu kesin. Rica ederim Rejiden. Ee, hocamın bugüne kadar etmiş olduğu klişe laflar, önemli laflar, gazetelere, televizyonlara manşet olan lafları vardı. Onlar böyle sırayla gelsin. Sizden inciler. Serhat arı gibi. Ama iktidarsız arı gibi. Sokamıyor. Bunu bana söylemediler herhalde hocam. Yok. Bu muhtemelen e, Fenerbahçe'nin boğazı Serhat Akın'dır. Hocam nedir yani bu nasıl bir ağızdan çıkıyor böyle bir şey? Arı gibi. Ben yani gibi. şey vız 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 yapıp da sokamıyor arı. Ya yani gol atacaksın abi. Forvetsen gol atacaksın. Ondan dolayı. Ondan dolayı. Peki devam edelim. İkinci lafı gelsin. Öyle şey tutar gibi tutarsan penaltı olur ne olduğunu söylemeyeyim. Demek ki oyuncuyu tutmuş herhalde sen beğenmemişsin tutuş tarzını. Onun herkesin tabii tutma şekli değişiktir. Herkes de düşünüyorsa ben de onu düşünmüşüm. Tamam. Senin aklına ne geliyor? <laughs> Bu da güzel <laughs> Senin oldu. aklına ne geliyor bilmiyorum hocam. Evet. Ben onu da serbest bırakıyorum herkesi tutmada. Çok iyi yapıyorsun hocam. <laughs> Ağzına sağlık. Evet Gomis adam normal bir insan değil. Siyah bir boğayla insan karışımı bir şey. Doğru. Yani bu güzel bir söz, güzel bir benzetme. Doğru. Hocam adamda ne kalça var ya. Evet. Kıçını bir dayıyor kimse yanaşamıyor lan. Yanaşamıyor. Bir koyuyor kıçını bu tarafa bir adam, bir koyuyor bu tarafa Sevincin bir nasıl buluyorsun? Abartılı mı yoksa yakışıyor mu adama? O aslan sevinci. Onu alıştırmış artık öyle gidiyor ya. Yani çok rahatsız etmiyor seni. Yok etmiyor, yani ne var yani. Yaş As... ilerledi ama hala güzel işler yapıyor, goller atıyor. Galatasaray çok maçını Galatasaray kurtardı. Galatasaray bugün burada mücadele ediyorsa Gomis'in büyük payı var. Galatasaray çok kötü oynarken iptal aldı 3 veya 4 maç Gomis. Bugün buradaysa Gomis'in payı var. Icardi'yi nasıl buluyorsun hocam? Çok farklı bir adam. Çok farklı bir adam. Hocam 90-100 milyon euroluk adam farklı olmaz mı? Çok farklı bir adam. Yani Pasları, asistleriyle. Adam tepeden tırnağı futbolcu. Futbolcu. Ee, hocalar hakkındaki yorumun ne? Jesus mesela Gökmen Özdenak bizim programda o e, Yılmaz Vural'ın Portekizli versiyonu dedi. Alakası yok ya Yılmaz'a. Ya şimdi Gökmen de biraz tabii fanatik de. Jesus iyi bir hoca belli. Ama yani bir şey yaparken yaptı Türkiye'de. Elindeki eleman adedi öyle değildi eleman şekli. Eğer o şeye giden İtalya'ya giden oyuncu olsaydı. İtalya'ya giden şu anda o lider olan takımın oyuncusu elinde olsaydı Fener'in verdiği o zaman bu sistemi oynayabilirdi. Ama o geldiğinde o gitmeyecek biliyordu. O bu sistemi oynattı. Ama o gittikten sonra şu andaki sistemi oynayamaz. Oynarsan çok pozisyon yer. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de defans anlayışı olarak zayıflar. Galatasaray o konuda kendini geliştiriyor, gidiyor. Yani daha iyi olma yolunda. Onun için de zaten Galatasaray biraz önde. Okan'dan insanlar fazla bir şey beklemediler. Zaten bir teknik adam gelince en az 10 maçtır. Ama Okan gittikçe üstüne koydu. Jesus iyi gidiyordu. Dünya Kupası olayından sonra Fenerbahçe'de düşüş oldu. Jesus'ta düşüş oldu. Bir de tabii rakipleri artık anladılar. Offside taktiğini falan çözdüler. Ne yapar ne eder bilmiyorum. Ama Jesus'un bir hatası var. Çok net söylüyorum. Elindeki o 17 yaşındaki genç oyuncu gibi Fenerbahçe'de oyunu kuracak, oyun anlayışı, oyunu yönlendirecek bir oyuncu daha yok. Ve o çocuğu maalesef sonlarda sokuyor son 15-20 dakika. Hayır. O çocuğu önce oynatacaksın. Aynen. Önce oynatacaksın. 40. dakikada al. 60'da al. 70'de al. Ama o çocuk oynaya oynaya dolar. Bir futbolcu oynaya oynaya dolar. Tamam fizik olarak eksiği olabilir. Ama sen bu çocuğu son 10 dakikada kullanırsan olmaz. Ve pırlanta gibi bir çocuk o. Çok farklı bir oyuncu o. Hocam istediğin kadar kondisyon ver. Futbol çünkü o hale geldi ki dünyada işte basıyorlar kondisyon kondisyon kondisyon. Maç seyrediyorum lan makine. O makine gidiyor bu makine geliyor. Arada böyle topçu çıkıyor o fenerli çocuk gibi. Arada çıkıyor. Arda gibi. Arda gibi oyuncu. Arada çıkıyorlar. Bundan faydalanır arkadaş. Hocam yolda gelirken kitabınla ilgili biraz söyleşide bulunduk. Şenol Güneş'le ilgili bölüm de var. Şenol Hoca dava mı açtı sana? Dava açtı. Ee, orada bir kitabı şikeyle ilgili bir kitabı, Şenol Hoca'ya bir göndermede mi bulunmuştun? E, bir şeyler yazdım. Kitabı toplattırma konusunda girişim yaptı. Onu mahkeme reddetti. Konuşma konusunda girişim yaptı. Ben birkaç tweet attıydım. Mahkeme benim mahkeme süresince konuşmamı yasakladı. Şu anda bununla ilgili pek yorum yapmakta. Konuşamam, sen... yorum yapmam. E, hocam peki sosyal medya hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi tabii Twitter, Instagram, Facebook, işte TikTok, e, Snapchat bunlar e, çok yaygın. Buradaki herkes de muhtemelen bir veya birkaçına e, üye olmuşlardır. Ya Sen hocam, hangi sosyal medya hesapların hocam, var? benim tweetim var. Erman Retoroğlu diye oynattım, oynatalım, oynatacağım falan gibi hani bu hesapla tamam. ilgili. Onun haricinde çok sahte var. Erman Torul adına. Fakat şu var ya. Şimdi benim evlendiğim hatun avukat. Bir de uzlaşmacı filan hani o şeyi de kazandı. Abi neler yazıyorlar? O da tabii takip ediyor. Sonra abi araya arkadaşlarımı sokuyorlar. Ben yazmadım. Yanlışlıkla Çocuk oldu. yazdı. O oldu. Sarhoştum. Geçen gün hanımın iş yerine gitmiş bir tanesi. Hanım da biraz rahatsız. Ben şirketin arabasıyla gittim. Hatun yukarı çıktık filan geldi. Eve geldim bırakacağım. Aa, adam evin önünde. Evin önünde ya. Hocam bilmem ne. Ya kardeşim ben sana küfür edebilirim. Sen bana küfür edersin. Ben de aniden küfür edebilirim. Buna varım. Hakaret edersin. Ben de ederim varım. Sonra özür dileriz veya dilemeyiz. Lan hıyar. Alıyorsun eline telefonu. Yazıyorsun lan. Yazıyorsun ve basıyorsun gönderiyorsun. Sonra araya 10 kişiyi sokuyorsun. E benim param yok. Çocuğum bilmem ne. Ailem bilmem ne. Yok abi. Onları kabul etmiyorum. Çatır çatır alıyorum. Aldı aldın yani şu ana kadar. Oo. O hoca. Allah razı olsun. Da, e, köşeyi dönmüş. O kadar aptalı bulursam alırım. Yapmayın abi yapmayın. O telefonu elinize alıp da erkeklik yapıp sonra plan bilmem eve gelip özür dilemeye kalkmayın arkadaşlarım sonlara. Yapmayın abi. Bana küfür ediyorsan burada, burada özür dileyeceksin. Bana kahvede küfür ediyorsan kahvede özür dileyeceksin. Bana evde küfür ediyorsan evde özür dileyeceksin. Kahvede küfür edip Eve gelip özür dileyemeyeceksin arkadaş. Televizyonda küfür ediyorsan televizyonda özür dileyeceksin. Sana onu yediririm. Çünkü ben sana küfür etmiyorum. Hakaret etmiyorum. Aynen. Ben dikkatli konuşuyorum. İstanbul'da gördüğünüz herhalde birçok semtte e, hocanın e, bir e, mülkü vardı. Doğru mu hocam? Var. E, bu koleksiyonellik nereden geliyor hocam? Yani ev toplama. Çünkü beni de birkaç yere götürdü. E, Serhat gel şuradan bakalım falan diye. Bak Serhatcığım. E, Hoca şöyle söyleyeyim, yani parasını inanılmaz derecede iyi yöneten e, ve hep geleceği, daha çok yani tabii çocuklarını düşünüyor. E, bu anlamda parasını çok doğru yatırımlara kullanmasından dolayı ayrıca çok takdir ediyorum. Çünkü bugün birçok sporcu futbol hayatı bittikten sonra maalesef işler acısı durumda. Bu kelimeyi kullandığım için üzülüyorum ama sürünecek durumda olan geçmişin çok ünlü futbolcuları var. Ama Erman Hoca, e, yayıncı kuruluştan, şu andaki işte Al Spor'dan, Hürriyet Gazetesi'nden, Sabahtan, Hakemlik Hayatı'ndan kazandığı bütün paraları son kuruşuna kadar benim gördüğüm çok iyi değerlendirilmiş. Hiç kazık yediğin oldu mu hocam? Şimdi genç arkadaşlara şunu söyleyeyim. Bu faydalı oldu, iyi bir yere geldin. 17 yaşındayım, güneş Spor'da oynuyorum ikincilik. Babam memur, annem ev kadını, abim okuyor. Abim doktordur, kadın doğumcudur, Hacettepe'de okuyor. Bir para kazandım güneş Spor'dan 5 bin lira. Evde kimse yok. Nereye geldim abi? Yaz. 5 bin lira para abi, babam memur nerede bulacak o parayı filan. Ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar böyle evde lan 5 bin lira para. Yaşım 16-17 filan. Şöyle paralara baktım o zaman 500 lira filan yok abi 50 lira 50 lira. Parayı havaya bir attım hocam salonda. Böyle paralar dağılıyor biliyor musunuz? Ya Hayatta böyle bir şey yok şimdi. Bak. Hocam ama sonra geldim. Mesela 1980'e doğru futbolculuktan ayrıldım. Bir evim var. Evlenmişim 74'te. Arabam var. Askere gittim yedek subay. Arabam var bir tek. Bir de bankere para veriliyor o zaman. Bankerler o zaman yasal değil. Böyle e, merdiven altı banker. Banker Yakup. Sonra Ankara Yüzde başkan oldu. Askere gittim. Yedek subaydan para alıyorum. Ben askerden geldim. İşim yok. Halde bir arkadaş geldi. dedi. Beraber çalışalım. E, sabah hale gidiyorum. Arkadaşlar Ankara'da sabah eksi 10, eksi 15 soğuk. E para yok. Ancak evi geçindiriyorum. Arabayı da satmışım. Bir de bir ev var oraya girmişim şey ödüyorum oraya aylık sosyal sigorta olayına. Ya otobüse biniyorum ya dolmuşa biniyorum. Taksiye binemiyorum. Bana diyorlar ki niye taksiye binmiyorsun? Lan taksiye binersem eve para yetmeyecek. Ama benim arkadaşlarım diyor ki ya Erman sen futbolcusun niye taksiye binmiyorsun? Yok abi futbolculuk bitmiş. Dolmuşa bineceksen dolmuşa bineceksin. Taksiye bineceksen taksiye bineceksin. Paran yoksa yürüyeceksin. Hocam o günleri gördüm. Evet. Onun için o günleri gördüğüm için Geç paranın, o zaman böyle değerini bilirim abi. Ben şu anda eğer bineceksem ben metroya çok biniyorum. Tramvaya çok biniyorum. Taksiye bineceksem taksiye biniyorum. Benim için 50 lira kıymetli para abi. Mesela çocuklarına bedelli askerlik yaptırtabilirdi. Onlarla bir konuşma yaptı. Onlar da istemedi. Böyle de mütevazi bir iki evladı var yani hocanın. Hoca Bundan mı çekinecek? Çok rahat parayı verebilirdi. Onlar dedik ki yok ama biz dedi Serat, normal askerlik yapmak istiyorduk. Serhat en ufak bir açgözlülüğü olursa bana bir geçirecekler biliyor musun? Hasancı kemini kadar biliyor musun Hasancık kemini? Daha önce bana anlatmıştı o Hasancık <laughs> onun için. Onun için açık vermeyeceksin abi. Hocam güzel bir Benim video var olurdu. beş yaş taraflarında. Sanki biraz orada kafam biraz iyi gibi bir komik video. Hatırlıyor musun? Hangi şey? Ha şey ha. O davalık biliyor musun? Davalık mı? O yandı o adam. Tabii. Verebiliyor muyuz arkadaşlar onu? <laughs> Beşiktaş hakkında bir yorum yapar mısın? Ermen abi. Hocam eve gideceğiz ya dur. Baba Beşiktaş hakkında bir yorum Hocam orada. Tamam Beşiktaş biliyorsun. Baba Beşiktaş hakkında yorum yap. Ya hocam araba hocam, geliyor. Hocam. O gitti. Bir gece evvel uyumuşum iki saat eh biraz da alkol de var. Bir gün sonra bunu çekiyor. Bana küfür ettirecek adam biliyor musun Beşiktaş'a? Aklınca. Öyle mi? Tabii yok öyle hikaye hocam. Ben yaparım yok Herkes abi. Herkes lafının arkasında duracak diyorsun. Ben her şeyimi yasal yaparım. Çok güzel. En yani bakmış bir şey olduğu zaman 150 mişarın. Şey Hiç öyle adamı seni vururum, ederim, onu çakarım falan yok. Taşıma silahım var. 25 yıldır var, 30 yıldır var. Ama evin bir köşesinde Ama... duruyor. Belki nerede olduğunu bile bulamazsın. O sana, sen onu bilemezsin. Belki bazen taşırım hocam. Oo. Yok öyle hikaye. Onu neler aldım ben, ne tehditler aldım. O olaylarda filan. Onun için belki taşırım abi. Hesabını iyi yapacak gelecek adam. Onun için de taşımam var hem de 14 artı 1 biliyor musun? Oo, ben abi. makine kimyadayım ya. Evet. Bana öyle verdiler 14 artı 1. Makinalı gibi çaktım mı? Tetiğe basınca 15 taneyi çakarım. Ağzından çıkanı için iyi duyursun. Onun için dikkatli olun. Ben bunu özellikle de söylüyorum. Belki mesaj, evvel ben onlar mesaj alınmıştır. Bu konuları fazla değişmeyelim. Biz böyle yavaş yavaş hocama <laughs> daha biraz kibar <laughs> sorularla <gülüyor> Hocam, hocam, her türlü dansa varım. Hocam peki programlara e, genelde bu yorumcular için bu benzetme çok yapılır. Bir defa aslında da Real Mutar'a yanılmıyorsam programına böyle bir alkol metre gibi böyle bir üfleme cihazıyla çıktı. Çünkü bir hafta önce Real Mutar'a alkollü olduğu söylenmişti. O da şovunu yaptı tabii falan böyle. Biz kimin ne yaptığını gerçekten çok iyi biliyoruz da. Hiç e, alkollü çıktığın oldu mu hocam? E, alkol aran nasıldı? <laughs> oldu oldu. Lan sen çıkardın. Ya niye söylüyorsun <laughs> Ya programımız yok arkadaşlar, program yok ya o gece. Hepimiz gitmişiz bir yerde Aynen eğleniyoruz. Arkadaşlar sen dedi ki, Türkiye de, 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 Bir dakika bir dakika konuşma. Ya hocam var Dur dur, hocam. dur dur dur. Madem geldin kaşındın. Madem kaşınma. Eyvah. Abi program yapıyoruz beyefendiyle Serhat. Abi ya milli takım çok duman oldu, çok kötü mağlup oldu. Program yapalım. Ya Serhat benim bu gece programım yok. Eğleniyorum, bilmem ne yapıyorum. Arkadaşlar işi. Ya yaparız abi içki ne olur. Gökmen'e telefon açıyor. Ziya'yı açıyor. Hepimiz aynı pozisyondayız. Sonra bir başlıyor. Türkiye'ye yenilmiş. Türkiye'ye yenilmiş. Bu böyle yapıyor. Arkadaşlar Türkiye'nin durumu ne olacak? Aaa malum. <gülüyor> <gülüyor> Lan malumuz. Aaa. Ya böyle bir şey. Ya, ben sana, ben işte, Türkiye evet, çok, çıktık, sana diyor ki. evet çıktık. Bu mu çıkar? Türkistan'a mağlup olduk. Gidin işte herkes istifasını istiyor. Erman Hocam kahkahalar atıyor. Oha, çok iyi oldu. Şahan Gökbakar gibi gülüyor. <gülüyor> ya, herkes gülüyor. Çünkü abi, dünyanın Ziyabi, dünyanı 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 sonu dünyanı, öyle ziyabi malum olur mu? Ziyabi toparlayamıyor. Ya Ziyabi ne dediği anlaşılmıyor. Gökmen sabit bir noktaya bakıyor. Ondan sonra ben de savaş diyorum ki savaş buradan <laughs> uzaklaşalım. Burası patlayacak biraz sonra. E, Gürcistan'da kalalım. Ya Süreyman yapmayın koyuyor. dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> yapma arkadaş dedim ya. Yapma. yapma. Şimdi bana bu soruyu soruyor. Sonra tabii Sanfrar telefon kilitlendi. Bu sarhoşları nasıl çıkartılsın şu Sonra tabii yönetim beni çağırdı. Var mıydı böyle bir şey? Çok tepki var. İzlememişler programı. Yok canım ya kimse alkolü çıkar mı dedim. Sadece hafif böyle bir küçük böyle bir cin tonik atmış herhalde yani Erman Hoca dedim. Gök ben de hafif var dedim. Herkes ya abi orada bir dubleyi fazla Fek kaçırmış oldu. Hafif olur. değildi hafif değildi o. Bayağı herkes ağırdı. Ya adamın tatil günü abi abimizi ya. Evimizi ya. Evet. Niye, niye çağırıyorsun abi çağırma ya. Olacak ben, ben şey o, Ya. Şimdi şu var. Bazen diyorlar ki işte benim elimde bazen işte bir, iki, üç tane kupa oluyor. Diyorlarmış ki işte birinde viski var, birinde cin var, birinde var. Ya arkadaşlar televizyonda çalışıyoruz. Televizyona çıkıyorsun. Burada işte kameraman var. Orada yönetmen var. Orada bilmem kim var. Burada bu var. Ya bunu burada isten bunun bilinmeme şansı yok. Seni seven var, sevmeyen var. Bir. iki yani yayına çıkıp da şuraya içki koymak filan işine ihanet ya. Yapamazsın arkadaş öyle bir şey. Ama insanlar işte hocanın önünde üç tane bardak var. Ben de diyorum birinde cim var, birinde işte viski var bilen diyorum. Lan imkan mı var o olsun? İki gün sonra çıkar o patlar. Ama insanlar onu düşünmüyor abi. sallıyorlar. Hocanın önünde onda evet diyorum onlar var. Lan birinde çay var, birinde maden suyu var. İşte birinde bilmem ne var. Arkadaşlar bir de insanlar... hocanın bir muz yedirme sahnesi vardı. Onu da bir hazırlayalım. Hocam bakirelik yalnız bayanda mı olur? Mesela hakemin bakiresi olmaz mı? Yani bozulmamış bir hakem. Böyle bir söz söylemişsin. Doğrudur. Yani nasıl şey, bir açar mısın bu cümleyi? Ben bakireydim. Seni kim <laughs> bozdu hocam? Kimse bozamadı. Hala bakire mi kaldın? Evet. Hakemin bakiresi nasıl oluyor hocam? Para yani, yemeyen, para yemeyen hakem bakiredir. Ne kadar güzel soru. Ne kadar güzel var. anlattın hocam. Evet hocam hiç öyle Net. uzatma. Başka soru? Başka soru çok var. Var mı arkadaşlar? Soru alalım sizden. Sonuçta eski hakemsiniz ya. Şu anki Türkiye Türk futbolunun hakemlerinin kalitesini nasıl buluyorsunuz sizce? Sizce Türk futbolunun kanayan yarası hakemler miydi? Türk futbolundaki hakemleri şu anda çok kötü buluyorum. Bak kötü değil, çok kötü buluyorum. Hakemler Türk futbolunun kanayan yarası. O da akrabayı, tarikat, torpil. Torpille hakem olmaz. Akrabadan hakem olmaz. Yap yapıyorlar. Ama yalnız hakemler değil. Öğreticiler de. Şöyle söyleyeyim. %35 hakemler, %35 öğreticiler. %10 federasyon filan yani 35-35 hakemlerle yöneticiler hatalı. Onu söyleyeyim. Baya büyük bir rakam değil mi? Tamam. Şimdi biraz hafif biraz pornografik bir görüntü maalesef ekrana vermek durumundayız. başrolde ben varım ama ben biraz daha arka plandayım. Masum adamı oynuyorum. başrolde esasında Elman Toroğlu ve Gökmen Özenak var. Şu biraz müstehcen bulacak mısınız? Sizin de tabii yorumlarınızı merak ediyorum. Bir görüntü ekrana gelsin. Bir parça yavrum, bir parçaya. Bir parçaya. Oh. Geldi geçiyor bak, 12 parmağı geçiyor. <laughs> ya hocam bu ne ya? Ben sana bunları mı yap dedim? Ne? <laughs> Nasıl ne? <laughs> ya böyle bir adam olur bir ya? Her şeyden anladığın gibi kadınlardan da çok iyi anlıyorsun. Ee, resimler getirdik. Ekrana vereceğiz. Senin tipini de, tarzını da öğrenmeye çalışacağız. Bir resimlere bakalım. Bayanlar hakkında belki yorumlar yapmak istersin. Hayda bu değişik bir soru bakayım. Bu kim? E, Hülya Avşar. E, Hülya ile biz şey yaptık. E, program yaptık. Bir kadın bir erkek diye. <laughs> Güzel bir programdı. İşte ben erkek tarafının reisiyim. Hülya bayan İzledim tarafının mi abi? reisi. Çok ama Abi dördüncü program filandı. Mevzu neydi biliyor musun? Bekaret. Hülya ile konuşuyoruz işte. Dedi ki bu program bizim son programımız olabilir. Nitekim son program oldu. Biz işte program yapıyoruz farklı bir kanalda. E, Reha Muhtar moderatör ki biz onu soktuk oraya. Çünkü bizim genel yayın yönetmeniyle TED Koleji'nden sınıf arkadaşıymış. Bir şekilde Reha'yı sokmak istiyorlar bizim kanalda. Biz de istemiyoruz. Peki dedik hadi lanet olsun gelsin Reha Muhtar'dır. Yapsın dedik. Bir tarafta Erman Toroğlu diğer tarafta Ahmet Çakar. İşte e, bir ipte iki cambaz misali. Telefonla katılan kişi konuşuyor konuşuyor konuşuyor. Erman Toroğlu soru sormak istiyor. Ahmet Hoca soru sormak istiyor. Veya diyor ki hayır diyor. Siz konuşmayacaksınız o konuşacak diyor. Sonra bir dakika dedi ya burası dedi Hergele ne Hergele meydanı mıydı? Hergele meydanı vardır Ankara'da. Yani, Ankara'da. Hergele meydanı mı diye bak. Bir... Sen ne diyorsun filan diye. O da bizim son program oldu. Reklam ee, reklam arasına gitti Rhea. Gitmese dövecekler yani. Artık tekme tokat da alacağız. Reklama gitti. Işte kalemler atılıyor. Bir baktım Ahmet Çakır'ın elinde bir tane makas. Ya ne yapıyorsun dedik. Dur beni tutma filan diyor. Şov yapıyor. Yapacak bir şey yok da. Tutmayın filan diyor. Kim tutmuyor yani. Kimse de tutmuyor hocayı. Sonra reklam bitti. Tekrar girdi. Kardeşim dedi sen bize bir soracağız. O cevap verecek. öyle tek taraflı olmaz süren dedi. Siz karışırsınız. Karışamazsınız dediler. Ve ondan sonra Reha Muhtar oradan bulut oldu. Onunla ilgili var mı başka eklemek istediğim hocam? Araya adamlar girmeseydi herhalde dövecektim. Aynen. Yani canlı yayında bir dönemin efsane modülatörü Reha dayağı yiyip gidecek. Korkuyorsan çıkmayacaksın. Çıkıyorsan sonuna kadar çıkacaksın. Korkuyorsan çıkma lan. Aynen. Resimlere evet, götün, ba götün, başın oynamayacak abi. Korkuyorsan adam gibi çıkacaksın. Ya çıkmayacaksın ya çıkıyorsan her şeye razı olacaksın. devam edelim. Milli Avşar. Evet bu bayanı çok beğeniyor. Evet bu bayanı <laughs> beğeniyor. Ee, hocamızın eşi alkışlıyor damı efendiye buradan. Tabii. Selamlarımızı gönderiyoruz, genel, saygılarımızı. Genel resimleri şey da ben şeyi beğenirdim. Yani geçken falan daha eski de böylece. Ornella Muti diye bir İtalyan bayan vardı. Onu çok beğenirdim. Onun resmini getirirseniz bir koyun bakalım Ornella Muti. Gençlerden bir, bir tane daha soru alayım. Ondan sonra bir son final sorusuyla bitirelim. Aspor'un Trabzonspor'u desteklediği falan söyleniyor. Böyle bir şey dönüyor. Siz yorumlarınızı bunu yaparken Trabzonspor'u kollarınız oluyor mu? Ya şimdi tabii bizim patron Trabzonlu, Trabzon'u destekliyor filan diyorlar ama hocam takımın iyiyse desteklersin, takımın kötüyse desteklemezsin. Trabzon şimdi nerede? Yani, destekle, ne kadar desteklersin? Takımın iyiyse desteklersin, iyiyse desteklemezsin ya. O işler, hikaye işler. Hani patron Trabzon'a yakın diyor ama valla en rahat çalıştığım yer öyle söyleyeyim. Al bayrak. Aramızda iyi. Kendisiyle de iki veya üç defa görüşmüşümdür. Yedi sekiz sene zarfında. Yani bana en ufak bir şey söyledikleri de yoktur. Çok rahat çalıştığım bir yer. Yukarıda. Kim bilir onlara ne baskılar geliyordur tahmin ediyorum. Evet hocam pek küfür yediğinde ne hissediyorsun? Hiçbir şey. Hoşuna gitti oluyor mu? Yani küfür hoşuna gitmez de. Ben şunu söyledim o zaman. Mesela ben röportaj yapıyor gazeteciler veya televizyoncular diyorum ki. Bana tribünlerden küfür edilirse arkadaşlar onlara dönüp gülüyorum. Çünkü onlara dönüp güldüğümde o şu demektir. Bu küfürlerin hepsini alayınıza iade ediyorum demektir diyorum. O küfür edince onlar gülüyorum daha bedel oluyorlar <laughs> çünkü <Çocuklar. gülüyor> bilen çünkü iade ediyorum hepsine. Evet evet. Hocam genel olarak hani hep bütün konulardan bağımsız şunu merak ediyorum ee, son zamanlarda yöneticiler gazete, gazetecilere karşı çok e, isim vermeler, daha farklı tutumlar sergiliyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya yani çok üzerine geliniyor gazetecilerin. Bu hep Hedef yani. gösteriyorlar. Yani. Ama bu son zamanlarda sanki hep daha olmuştur. fazla. Hocam bu zayıflık, bu yaptıkları işlerdeki başarısızlığı gazeteciye yüklüyor. Gazeteci sana ne yapabilir abi? Sen yöneticisin. Sen kulübü kötü pozisyona düşürüyorsun. Ya yolsuzluk yapıyorsun, ya bu işi bilmiyorsun. Bilmeden yapıyorsun. Gazeteci de seni eleştiriyor. ha o gazeteci seni tehdit ederek, sana şantaj yaparak, senden para istiyorsa, sana onu yapıyorsa o gazeteci ifşa yani. edin. Onun haricinde gazeteci namuslu iş yapıyorsa onu ayrı yere koyun. Çünkü Türkiye'de bazı televizyoncular, bazı gazeteciler şantaj yaparak, tehdit ederek paralar kazanmışlardır. Ama şu anda çok farklı yerlerde kendilerini farklı farklı gösteriyorlardır. Ama tarih her zaman onların asıl yüzlerini meydana çıkarır. Bu söylediğim çok önemli bir olaydır. Altını çizerek söylüyorum. Şimdilik. Hemen hocam çok kısa bir quiz yapalım sende. Ee, soru cevap tek kelime rica edeyim. tek kelime soru tek kelime cevap olsun. Futbol. Harika. Hakemlik. Çok güzel. Yorumculuk. Şahane. Kabzamallık. Zor. Ticaret. Zor. Kadın. Güzel. Seks. Şahane. İçki. Güzel. Show TV. Birisi olmazsa iyiydi. Şansal Büyük Ağa. Benden uzak Allah'a yakın olsun. Reha Muhtar. O daha da yakın olsun. Ahmet Çakar. İyidir. Biraz dağıldı. Para? Lazım köpeği olma. Türk televizyonunda, Türk sinemasında önemli isimler vardır ki Mehmet Ali Erbil, Kadir İnanır bu furyayı başlatmıştır. Onunla ilgili bir yazı gelecek mi arkadaşlar ekrana? Şimdi Türkiye'nin rekortmenleri kendi açıklamaları doğrultusunda Türkiye'de en fazla kadına birlikte olan ünlüler. Erol Büyükburç 3000, Kadir İnanır 3000, Tolga Ağın, 2500, Sergen Yalçın 1800, Mehmet Ali Erbil 1200. Bunlar bu isimleri yazan kişilerin, işlerinde rahmetli olan Erol Büyükburç'u da buradan saygıyla analım. Değişik kadına yatma rekorları. E ee? Tabii ki soru <gülüyor> <gülüyor> soru doğal olarak sana geliyor hocam. Ee, bir rekor, yani pardon rekor diyorum. Bir rakam vermek istesem. Hocam hayatımda bir ilk evlendiğim karımı tanırım, bir de ikinci evlendiğim karımı tanırım. Ah! Yalandan kimmiş <laughs> o kadar basit. Verdim cevabı işte. Evet bir soru daha alalım. Benim sorum şu olacak. Hakemlik yaptığınız yıllardan da bahsettiniz. Bu süre içinde hiçbir futbolcuyla aranız çok kötü oldu mu? Ya da şimdi asla görüşmem dediğiniz bir futbolcu var mı? Benim kötü olan futbolcu, iyi olan futbolcu ayrı ne demem? Yalnız şu tip futbolcuyu hiç sevmedim. Beni arkamdan satan futbolcuyu sevmedim hakemken. O da şudur. Sen bir karar verirsin, yürürsün. O arkadan döner seyirciye böyle yapar sana. Yani bu ne bizim ya böyle satıyor filan da. O tip top şey illet olmuşumdur onu ensederim. Onun haricinde öyle şartlı. Ya bir adamı sevmeyebilirsin. İşini yapacaksın. İşini yapmazsan yanlış. Ben bu adamı sevmiyorum. E bu adama iki vereyim not. Bu adamı seviyorum 8 vereyim. Yanlış. Sevmediğim bir adam çok iyi iş yapar. Ona iyi konuşacaksın. Ben yorumcuyum. Ben ortadan kesmeye mümkün olduğu kadar bana göre ortadan kesmeye mecbur. Çünkü onu şartlı yaparsan seni bir seyrederler, iki seyrederler, üçüncü seyretmezler. Onu söyleyeyim. Erman abi kaç yaşında oldun? Kolay bir soru. Kaç? 48 diyeyim. Hesabını yap. 23 evet. 75 Peki olur. kendini kaç gibi hissediyorsun hocam? Vallahi hiç yaşımı düşünerek hareket etmiyorum ki hocam. Neden? Çünkü durmamam lazım. Yürümem lazım. Durursan düşersin. Hayat e, o yüzden şunu sorayım. Şuraya bağlamak istiyorum. Yani yorumculuk olarak kendine koyduğun bir yaş sınırı var mı yoksa Olmaz. gidebildiği kadar Hayır, mı? Yok abi yani. Nerede tırak orada bırak. İş yapıyorsan seni çalıştıracaklar. İş yapmıyorsan zaten sana iş vermeyecekler. Hocam bu iş. Şimdi Fransa'da emekler işte yaş iki yılda ötelendi diye ayağa kalkıyor. Hocam o Türkiye'de işçi. Türkiye'de herkes EYT'yi bekliyor. Hocam o işçi. Ben işçi değilim ki. Türkiye'de benim pozisyonumda ikinci bir adamım var mı? Bu kadar uzun değil yıllar ve istikrarlı bir şekilde. Hayır. Diyor. Hayır o da değil. Futbol oynayıp, milli takımda da oynayıp, hakemlik yapıp, FIFA hakemliği yapan bu kadar sürede ikinci bir adamım var mı? Yok. Ben şimdi yorum yapıyorum. Bana onu bunu söylüyorlar. Lan ben onu futbolcuyken milyar kere yaşamış. O pozisyonu. Kitabı açıyorlar. Vallahi kitap böyle yazıyor. Lan sizin kitabınızın içine başlayayım. Kitap yazıyor. O kanun. Kitabın yazdığı önemli değil. O pozisyonun yorumunu nasıl yapacaksın? O yorum ay Kanun ayrı. Kitap yazıyor. Peki o pozisyonun yorumu? O pozisyonu yaşamamışsın. Nasıl yaparsın? Onun için kitap açıyorlar. Yeni yetmeler. La Oğlum pozisyonun yorumunu yapın yapamazlar. Çünkü onu yaşamamış adam abi. Hocam alttan düşenin derdini alttan düşen bilir. Hocama bir kez daha uzunluğunu teşekkür ediyorum. Evet ben de alkışlayayım size. Evet, sizler de katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Oynadım, oynattım, oynatalım. Elman Toroğlu'nun kitabını almanızı çünkü içinde bildiğim kadarıyla çok büyük bombalar var. Ha şunu vardı. söyleyeyim. Ee, bu kitabı yazmaya mecburdum arkadaşlar. Yani son şöyle bir imza alacağım. Hayatımdaki son 60 yılım filan şeyi ve buradan alacağım paranın 5 kuruşunu cebime almayacağım. Daruk Şabakaya yollayacağım. Onu söyleyeyim. Onun <laughs> için işte ama okumanızı tavsiye ediyorum. Şöyle bu benim borcumdu. Oğlancılık dahil içinde var. Eyvah hocam dur. Programı bitirdik oğlancılık falan demeye başladı. Nereden çıktı? Nereden aklına geldi? Gay hakem var mıydı? Var mıdır? Hiç duydun oldu mu? Vardı. Sizin döneminizde mi? Vardı. Fazla değişme diyor. Bu kadar yeter. Ya olabilir ya. Gay de olabilir. Hakemlik yapsın. Bak. Serhat. Gay olmuş. işte lezbiyen olmuş. O olmuş bu olmuş. Bana insan olsun. Yeter. O beni ilgilendirmiyor. O onun tercihi. Ama İkinci bir cümle söyleyeceğim. Benim prensibim. Erkek erkek gibi olacak. Kadın kadın gibi olacak. Penaltı penaltı gibi olacak. Bravo. Detaylı evet. oldu. Ama öteki beni ilgilendirmiyor abi. İnsanların kendi sorunu. Evet Rövaşat'a da ilk bulunduğumuz sevgili Erman Toroğlu'ydu. E, artık burada e, Türkiye'nin ilk spor talk show programını Erman Hoca ile başlattık. Devamı da gelecek. Sürprizlerimize hazır olun. Herkese e, sağlıklı güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.